20 Temmuz Cuma akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, ülkeye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, 20 Temmuz çok özel bir tarih. Ana haber bültenimizin başında değinmeden geçmeyelim istedik. 1974 yılının 20 Temmuz sabah karşısı Ayşe tatile çıksın sloganıyla, daha doğrusu şifresiyle başlayan ve Kıbrıs'ta sadece Ecevit'in sözlerine istinaden sadece Türklere değil Rumlara da barışı getiren o Kıbrıs Barış Harekatı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ve işte o barış harekatının, o zaferin bugün yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemiz için, Kıbrıs için, bağımsızlığımız, bütünlüğümüz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilmeyi bir borç biliyoruz. Bütün gazilerimize de Allah'tan uzun ömürler diliyoruz. Ve ilk haberimize, ana haber bültenimize başlayalım. Sevgili seyirciler, Kurban Bayramı'na bir ay gibi süre kala canlı hayvan borsasında küçükbaş hayvan fiyatları da yükselmeye başladı. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Küçükbaş hayvan fiyatları yükselişe geçti. Bayrama bir ay gibi bir süre kala günübirlik canlı hayvan borsasına yetiştiricilerin getirdikleri adaklık ve kurban olacak küçükbaş hayvanlar satılmaya başlandı. Yetiştiriciler bir küçükbaş kurban fiyatının 800 lira ile 2000 lira arasında değiştiğini, şu anda fiyatlardan memnun olduklarını belirttiler. Kurban almak için canlı hayvan borsasına gelen vatandaşlar küçükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu, küçük bir kuzunun 800 lira, normal bir kurbanlık küçük başın ise 2000 lira olduğunu belirttiler. Bayrama bir ay gibi bir süre var. Görünen o ki, Kurban Bayramı'nda bu fiyatlar daha da yükselecek, asgari ücretli çalışan bir kurban dahi alamayacak. Ve sevgili seyirciler, ulusal gündemden Cumhuriyet Halk Partisi cephesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçtiğimiz seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce destekçileri imza toplamaya başladılar. Noter kanalından noter imzasıyla 634 kurultay delegesinin imzasına ulaşmaya çalışıyorlar. Ve pazartesi günü başladı bu süreç. 14 günlük süreleri vardı. Bugün Cuma 5. günde 634 kurultay delegesinin 604'ünün imzasını aldıklarını söyledi. Muharrem İnce'ye yakın bu mücadelede ön planda olan milletvekilleri ve 5. günde 30 eksik imzaları bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de 30 imzayı tamamlayıp genel başkanlığı kurultaya gideceğiz diyor Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden. Bu haberi de ulusal gündeme dair sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi Ahmet Bedevi Mahallesi'ni 40 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuşturacak çalışmalara başladı. Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesi'ne doğal gaz getirilmesi için ana hat döşeme çalışmaları başladı. Mahalle muhtarı Turan Şahin yaptığı açıklamada, "Mahallemiz 35-40 yıl önce kurulmuştu. Bugüne kadar mahallenin altyapısının büyük bölümü tamamlanmıştı. En büyük eksiğimiz ve özlemle beklediğimiz doğal gaz almaktı. Çok uğraştık. Başta valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere görüşmeleri yaptık. Bir kısmına verilecekti. Biz şimdi tüm mahallenin alması için çalışmaları başlattık. Doğalgaz ana kolektör hattı caddeler kazılarak boruları döşeniyor. Umuyoruz bu çalışmalar ara vermeden devam eder." Muhtar Şahin mahalle sakinlerine de seslenerek, "Doğalgaz çalışmaları başladı. Tüm sokaklara doğalgaz verilecek. Vatandaşlarımızın da evlerine almak için doğalgaz firmasına müracaat etmeleri gerekiyor. O nedenle aboneliklerini almalarını istiyoruz," dedi. Turan Şahin, mahallemize doğalgazın getirilmesinde hizmetleri olan Büyükşehir ve Şehzadeler Belediye Başkanlarına, doğalgaz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Artık mahallemizde kömür dumanı ve kokusu olmayacak. Temiz hava, sıcak yuvalar olacak," dedi. Bundan sonra vatandaşlarımızın doğalgaz müdürüne başvuracaklar. Başvurduktan sonra onların kutusunu kapısına bırakacaklar. Vatandaşlar şu anda başlayabilirler yani. Allah'ın izniyle bu kışın doğalgazı, biz kömürün dumanında kurtulacağız.
Sevgili seyirciler, geçtiğimiz yıl yapılan referandum öncesinde Hollanda ile ilişkiler gerilmişti. İki bakanı ülkeye sokmama kararı almıştı. Onun ardından hem Hollanda hem Türkiye karşılıklı olarak büyükelçiliklerini çekmişti. Bugün ikili ilişkilerde iyileşme sinyalleri geldi ve resmiyet kazandı. En kısa zamanda Hollanda'da, Türkiye'de birbirlerine büyükelçilik atayacaklar. Ve Dışişleri Bakanları bugün her iki ülkenin de Dışişleri Bakanı telefonda görüştüler. Bu kararı aldılar. Önümüzdeki günlerde Hollanda ile tekrar eski iyi günlere dönülme sinyalleri verildi. Ulusal gündeme dair bu çarpıcı detayı da sizlerle paylaşalım. Sevgili seyirciler, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük unlu mamuller fabrikasının Manisa şubesi Aslı Kafe 45 Park AVM'de açıldı. Manisa'nın yeni nesil buluşma noktası 45 Park AVM'de 1 Ağustos'tan itibaren tüm firmalar tamamen hizmet vermeye başlıyor. Bu tarihten önce açılan Star Park, Cinerol Manisa, Nişantaşı Kahvecisi, Dastini Bebe, Keyfin ve Aslı Kafe ise lokomotif görevi görerek şimdiden Manisalılardan tam puan almayı başardı. Uzun bir mücadelenin ve emeğin sonunda Manisalıların çok beğenecekleri bir AVM ortaya çıkardıklarını belirten 45 Park AVM Yönetim Kurulu üyesi Rıza Tunçer, 5 yıl gibi bir süre zarfında hayal ettik, tasarladık, hayata geçirmeye başladık. Bugün yaşanılan tüm sıkıntıların karşılığını Manisalı ziyaretçilerimizden aldığımız güzel tepkiler ile alıyoruz. %100 Manisalı bir AVM olduk. Bundan dolayı işletme sayfamızı da 45 sayısını denk getirdik. Firmalarımızın çoğu dünya markası ama Manisalı arkadaşlarımız işletmeciliklerini üstlendi. Bugün de Aslı Kafe'nin işletmecisi Lale Erdoğan Tunçer'in davetiyle siz değerli basın mensuplarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Önümüzdeki hafta da Cızbız Köfte, Subway ve Bolulu Hasan Usta da Manisalılar ile buluşmuş olacak. Herkesi 45 Park AVM'ye bekliyoruz ifadelerine yer verdi. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekiliyken dokunulmazlıkların kaldırılmasından dolayı yargılanmaya başlayan ve tutukluk halini cezaevinde sürdüren Enis Berberoğlu bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul'dan milletvekili seçilmişti. Halen cezaevinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları bir başvuruda bulundu Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne. Bu başvurularında Enis Berberoğlu'nun tekrar milletvekili seçildiğini ve dokunulmazlığına istinaden davanın durdurulmasını talep ettiler. Fakat Yargıtay davanın durdurulma talebini reddetti. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Geçtiğimiz haftadan bu yana ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan 45 Park AVM, sosyal sorumluluk projelerine de hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 30 yıldan beri düzenli olarak Kızılay'a kan verdiğini belirten 45 Park AVM Yönetim Kurulu üyesi Rıza Tunçer, ilk kan veren isim oldu. Tüm Manisalıları bu akşam saat 23'e kadar 45 Park AVM önünde bekleyecek olan Kızılay kan verme aracına davet eden Tunçer şunları söyledi. Ben düzenli kan bağışı yapan bir vatandaşım. Duyarlı olmaya davet ediyorum bütün arkadaşlarımızı. Kan bir gün hepimizin ihtiyacı olabilir. Kendimize olmasa kendimiz kadar sevdiğimiz, kendimizden çok sevdiğimiz aile bireylerimize ihtiyaç olabilir. Bu konuda tüm Manisalı hemşerilerimizi özellikle Ramazan'da düşen stoklarımızı yükseltmek için kan vermeye davet ediyorum. Bugün gece saat 23'e kadar kan nakil aracı 45 Park AVM'nin önünde olacaktır. Kan veren tüm bağışçılarımıza aslı börekle börek ikramında bulunacağız. Limonata çay ikramında bulunacağız. Tatlı ikramında bulunacağız. Kendileri de davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum şimdiden. 45 Park AVM ailesinin böylesine anlamlı bir projeye imza atmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Dr. Levent Mercan ise Manisalıların kan verme konusunda oldukça hassas olduklarını belirtti ve donör olmanın öneminden bahsetti. Bugün Manisa 45 AVM önünde AVM'nin teşvikleriyle yapmış olduğumuz kan bağış kampanyası için buradayız. Tüm değerli Manisalılarımızı kan bağış için Manisa 45 AVM'ye bekliyoruz. Değerli hemşehrilerime ben şunu söylemek istiyorum. Her yıl ülkemizin yaklaşık 2,5 milyon ünite civarında kana ihtiyacı var. Ve biz bu kanı toplamak zorundayız. Bazı insanların yaşaması için bazı insanların kan vermesi gerekiyor. Kan
insan vücudunda 3 ay içerisinde kendini yok eden bir doku. Siz bu kanı verseniz de vermeseniz de vücudunuz 3 ay içerisinde bu kanı yok ediyor. Bunu kan yıkım ürünleri olarak vücudumuzdan tuvaletinizle vesaireyle atmak yerine torbaya vererek hayat kurtarabilirsiniz. Geçen yıl topladığımız kan miktarı 2.100.000 civarında. Bu ne demektir? Geçen yıl yaklaşık 300.000-400.000'e yakın insanımız kan bulamadığı için mağdur oldu. Ve bu mağduriyet maalesef çoğu zaman ölümle sonuçlandı. Lütfen bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu taşın altına hepimiz elimizi sokmamız lazım. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bizim Kızılay olarak temel mantığımız bu. Bugün sizin verdiğiniz kan benim hayatımı kurtarabilir. Yarın benim verdiğim kan sizin hayatınızı kurtarabilir. O yüzden lütfen bu konuda duyarlı olmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda ekiplerimizde kök hücre bağışında da bulunmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Kök hücre bağışı deyince, kemik iliği nakli için yapılan bir bağış deyince insanlarımızda ister istemez bir korku ortaya çıkıyor. İşte ameliyat yöntemiyle alınıyor, işte kemik iliğine giriliyor iğneyle, işte ben acaba bundan zarar görür müyüm gibi bir takım endişeler olabiliyor insanlarda. Hayır değerli Manisalılar, artık son teknolojiyi kullanarak yapılan periferal kök hücre toplama yöntemiyle yapılan bağışlarda herhangi bir zarar görmüyorsunuz. Sadece bu iş için 5 gününüzü ayırmanız gerekiyor. 5 günün karşılığında lösemi hastası bir çocuğumuza, talasemi hastası bir çocuğumuza, hemofili hastası bir çocuğumuza hayat vermiş oluyorsunuz. Aynı kan verir gibi damarınızdan küçük bir iğneyle giriliyor. Yaklaşık 3-4 saat kadar süren bir işlem. 3-4 saatin sonunda sizden yaklaşık 200 mililitre civarında size ikram ettiğimiz bir soda şişesinin içindeki sıvı kadar kök hücreden zengin bir sıvı elde ediliyor. Ve bunu hasta çocuğumuza naklettiğimiz zaman bu çocuğumuza hayat bahşetmiş oluyorsunuz. Bu konuda lütfen korkularınızın önüne geçerek duyarlı olmanızı ve kan bağışına olduğu gibi kök hücre bağışına da gerekli ilgiyi göstermenizi rica ediyorum. Biz Manisa olarak kan bağışında Türkiye ortalamalarının üzerindeyiz. Tüm Manisalılara bu konuda hem teşekkürlerim hem sıkramlarımı sunuyorum. Aynı duyarlılığın devamını rica ediyorum. Her zaman için Türkiye'de ilk 3 içerisinde yer almış bir şehiriz. İnşallah bundan sonra da bu böyle devam eder. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Güzel bir slogan. Bunu tekrarlamakta fayda var. Hele ki dinimizin temel taşlarından birisi olan bir insanı öldürürseniz bütün insanlığı öldürmüş gibisinizdir. Bir insanı kurtarabilir, yaşatabilirseniz bütün insanlığı kurtarmış gibisinizdir diye de sürekli olarak tekrarlanır. İşte vereceğiniz bir ünite kanla kim bilir kimin hayatını kurtarmış olacaksınız. Kızılay'a sonuna kadar destek çıkıyoruz. Sevgili seyirciler, karasal yayınımızın haricinde affedersiniz. Karasal yayınımızın haricinde bizleri etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'ta ETV Manisa sayfasından canlı olarak takip edebilir. Saygı çerçeveleri içerisinde kalmak kaydıyla tüm görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Facebook yayınımızı takip eden ve görüşlerini aktaran Sayın Emine Çalışır merhaba, iyi yayınlar diliyor. Sayın Salih Kaçar başarılar, iyi yayınlar diliyor. Ve Sayın Fadime Aksoy da başarı dileklerini iletiyor. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, hazır Kızılay ile ilgili bir haber aktarmışken yine Kızılay ile devam edelim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kızılay Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman'la Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor İsmet Nardal'ı makamında konuk etti. Kızılay Kan Merkezi'nin daha geniş kesimlere ulaşabilmesi adına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında tahsis ettiği araçla 11.416 ünite kan bağışı gerçekleştirildiğini belirten Nardal, her bir kan 3 kişiye nasip oluyor. Dolayısıyla 34.248 kişiye hayat vermiş oluyorsunuz. Bu anlamda sağladığınız desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum, dedi. 2015'te bir mektup yazdım. Kişiye özel, el yazımla kişiye özel bir mektup yazdım. Özel kaleme verdim. Sayın Başkanım, dedim, siz Manisa'nın her noktasına hizmet götürüyorsunuz. Zor şartlarda. Ben de her noktadan kan alıyorum. Benim 2 yataklı bir araziye ihtiyacım var. Eğer bu teklifimi uygun görürseniz resmi yazı yazacağım. Çünkü Ercümen'e gidecek, bilmem ne der falan. Ha, uygun görmezseniz, ağabey uygun değil bu de, yırt ab dedim. İsmet abi, yırt ab dedim şeyde. Sağ olsun resmi teklifi yapmamam bile 10 gün olmadı. Bana araba tahsis ettiğini duydum. İnanır mısın değerli dostlarım, başkanım? Yani kendim arabamdan daha fazla sevindim.
kısmına başladım. Ben çocuklar özellikle şurusu da biz Pataklı'ya da Rantşehir'i tavrılıyor. Cengiz Ergün'ün lafını bu sefer Ankara'ya taşıdık biz. Biz böyle böyle çalışıyoruz. Bana bir ricaya gittik ama bize kendisi araba tahsis etti deyince orada birkaç ile hatta özellikle bildirdiler. Bizden çok çok fazla zengin olan hem şubelere hem de illere. Bu aldığımız arabayla 11.416 ünite kan topladık. Düşünebiliyor musunuz? 11.416 kan. 11.400'de 3'le çarpacaksınız o kadar can kurtar. Neden? Her bir kan 3 kişiye nasip oluyor. Dolayısıyla 34.248 kişiye hayat vermiş oluyorsunuz efendim. Bu sizin çalışmalarınızın görünmeyen, istatistiğe girmeyen bir şeydir. Anlatabildim mi? Allah biliyor, şey biliyor, sağlığa kavuşanlar biliyor. Yani büyük bir hizmet verdiniz. Sonuçta hepimiz bir kurumların başındayız. Hizmet noktasında elimizden geleni vatandaşa yapmaya çalışıyoruz. Bu da bir hizmet, bir sosyal hizmet. Hele hele insanların canını kurtarmak, buna bir vesile olmak, aracı olmak, şahsınız, sizler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim için de bir gurur ihtiyacı. Ne mutlu bize ki böylesine 34.248 hastaya can vermişiz, sağlık vermişiz, şifa vermişiz. Allah kabul etsin yapılan hizmetleri. Yani, tabii ki bu hizmet 3 senedir nasıl devam ettiyse yine aynı şekilde devam edecektir Efendim abicim. O konuda müsterih olun. Allah razı olsun. Daha nice 34 binlere inşallah diyelim. Sevgili seyirciler, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü şehrin muhtelif yollarında ve değişik zamanlarda denetleme uygulaması yaptı. Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü şehir merkezi ile giriş ve çıkışlarda motosikletler üzerinde sıkı kontrol ve uygulama başlattı. Son zamanlarda karayollarında yerleşim alanları içerisinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğuna motosikletlerin karışması trafik ekiplerini harekete geçirdi. Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin muhtelif yollarında aldıkları tedbirlerde motosikletleri durdurdu. Sürücünün kaskı, ehliyet, motosiklete ait sigorta, muayene gibi evrakları kontrol edildi. Gündüz denetimleri haricinde gece de denetlemeler yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında çok sayıda motosiklet evraklarında eksiklik görülürken birçok sürücüye de ehliyetsizlikten ceza yazıldı. Sigortasız motosikletler otoparka çektirildi. Git çay sen çekirsen durma. Yunus Emre ilçesi Aşağı Kayapınar Mahallesi ile Yukarı Kayapınar arasındaki yolun keskin virajı adeta ölüm virajı oldu. Yunus Emre ilçesine bağlı Aşağı Kayapınar Mahallesi ile Yukarı Kayapınar Mahallesi'ni birbirine bağlayan yoldaki keskin viraj son günlerde sürekli kazaların meydana geldiği bir viraj oldu. Mahalle muhtarı Ferzende Eren, ölüm virajı olarak adlandırdıkları yolu göstererek çeşitli açıklamalarda bulundu. Aşağı Kayapınar'la Yukarı Kayapınar'ı bağlayan yolumuzun çok keskin virajdan dolayı birçok zamanlarda kazalar meydana geliyor. Bu kazalar sonucu Allah'tan can kaybımız olmadı. Ama büyük bir kazalar oldu. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na ve Yunus Emre ilçe jandarma trafik ekiplerimize ricamız şu ki şu keskin virajın bir an önce beton bariyerlerin konulması, aynı zamanda da keskin virajın levhaların konulmasını dile getirdik. Ama şu zamana kadar olmadı. Ölümler olmadan bir an önce bunların bir an önce yapılması önemli rica ediyorum. Gereken belediyemize ve Sayın Valimizin toplantısı, Kaymakamımızın güvenlik toplantısında biz mahallemizin gerek ihtiyaçları gerek şikayetleriyle ilgili biz kendileri duyurmuş oluyoruz. Bu duyurudan sonra isteklerimiz olduğunda da birçok eleştiri alıyoruz. Gerek jandarma komutanlarımız tarafından, ya yani jandarma derken trafik komutanlarında beni hedef alıyorlar. Niye basında konuşuyorsun? Neden bu şikayetleri dile getiriyorsunuz diye. Tabii ki biz mahalle muhtarı olarak da taleplerimiz mutlaka olacak.
bu şikayet mahiyetinde yani kişisel olarak bir kurumu şikayet etmiyoruz. Taleplerimizi dile getiririz. Bu talepleri de sayın büyüklerimize, valimize, kaymakamımıza söylemek zorundayız. Ya da bir yazılı olarak belediyelerimize bildirmek zorundayız. Onun haricinde benim kişisel olarak hiç kimseyle, bir kurumla kişisel olarak da bir davam ya da bir şikayetim olmaz. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre Turgutlu Subaşı Mahallesi Çamlıca yolu üzerinde bir apartman dairesinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Osman Kulalı'ya ait apartmanın çatı katında çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi. Büyük paniğin yaşandığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı katında saz yapımına yönelik küçük bir atölyenin bulunduğu öğrenildi. Atölye bölümünde çıkan büyük yangına itfaiye ekipleri merdivenle müdahale etti. Büyük paniğin yaşandığı yangın uzun uğraşlar sonunda söndürüldü. Yangın sırasında güvenlik gerekçesiyle komşu apartmanlarda ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi. Bazı sokak sakinleri yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen isimlere olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının meydana geldiği bölgedeki vatandaşların vurdum duymazlığı ise adeta pes dedirtti. Yüzlerce kişi tehlikeli bölgede alevleri film izler gibi izledi ve itfaiye çalışmalarının zaman zaman aksamasına neden oldu. Bölgedeki tehlikeye aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, çocuklarının da canını hiçe sayarak yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle takip etti. Vatandaşlar birçok kez polisin ikazına rağmen bölgeden ayrılmadı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek meraklı vatandaşları tehlikeli bölgeden uzağa yönlendirdi. Kısa bir reklam arasının ardından spor bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Manisa ve Manisalılar arasındaki dengeyi biz kuruyoruz. Emin Evim sistemiyle seç, beğen, otur. Kiradan kurtul. Artık kira ödemekten usandım. Ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız sizi Emin Evime bekliyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütçene göre belirlediğin taksitlerle ev almanın en kolay yolu. Emin Evim. En taze lezzet, en hesaplı alışveriş, yakışıklı manavda. 50 aşkın sebze meyve çeşidiyle kaliteli tazeliğin adresi Yakışıklı Manav. Gelin karla çıkın. Yakışıklı Manav lezzetin ve kalitenin adıdır. Güler yüzü hizmetiyle uygun fiyatlarıyla siz Manisalıları bekliyoruz. Hediyelik meyve sepetlerimizle Manisa'da bir ilki Yakışıklı Manav olarak sizlere yaşatıyoruz. Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Hem çiftçiyim hem öğretmenim. Biz doğuştan çiftçiyiz. Bize babalarımızdan, dedelerimizden gelme bu meslek. Bebek büyütür gibi çok emek veriyoruz. Toprakla uğraşıyoruz bir, hava muhalefetle uğraşıyoruz iki. 650 dönüm sera yerle bir oldu hortum dolayısıyla. Doğuyu önleme şansımız yok. Tedbir olarak ne yapabiliriz ki? Doğaya karşı hiçbir mücadele yapamayız. Sigortasız mal, nüfus yağsız insana benzer. Tersim hep arkamızda oluyor. İster yağmur yağsın, ister dolu. Gözümüz arkada kalmıyor. Bu neyin sayesinde? Sigortanın ve devletimizin sayesinde. Allah her ikisinden de razı olsun. Bereketli ellerimizle yarınlarımız güvendi. Tersim. Oğuzhan Apart Otel. Manisa'daki eviniz. Farklılığın peşinde koşanlara.
Hanların konforunu yaşamak isteyenlere. Bir artı bir stüdyo daireler. Hamam sauna. 9000 metrekare üzerine kurulu dev yaşam kompleksi. Sosyal yaşam konusunda Manisa'ya farklı bir vizyon katan Yunus Park, büyüleyici doğa ortamında tüm misafirlerine seçkin kadrosuyla ve eşsiz sunumuyla en güzel hizmeti sunuyor. Huzurlu doğada yaşamak istiyorsanız dinlendirici tabiat ortamıyla Yunus Park'a tüm Manisalıları bekliyoruz. Yunus Park Bozköy, Yunus Park Meydan İletişim 0535 544 4330. Muradiye Düğün Tesisleri adres, Muradiye Anadolu Lisesi karşısı, Yunus Emre, Manisa. İletişim 0530 071 0445 0535 571 5132. Spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa Spor transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba gösteriyor. Yasağın ortadan kalkması için 25 dosyayı kapatması gereken siyah beyazlar şu ana kadar borçlu olduğu Nuri Terliksiz, Savaş Yılmaz, Ozan Sol, Hakan Turan, Timur Karagülmez, Sait Karafırtınalar, Uğur Pamuk, Umut Gündoğan, Emrullah Şalk, Emrah Tuncel ve Gökhan Sazdağ ile anlaşma sağladı. Yönetimin Berk Neziroğulları, Mertan Caner Öztürk, Sercan Türkeri, Gökdeniz Varol, İsmail Şahmalı, Nikola Mikic, Slavko Perovic ve Ferhat Çökmüş ile de görüşme halinde olduğu ve eski futbolcularıyla uzlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Eski futbolcu ve teknik direktörlerin fedakarlık yapmasını memnuniyetle karşılayan yönetimin 1 Ağustos'a kadar transferi açmayı planladığı ifade edildi. Sevgili seyirciler, Afyon'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor bu sabah Laktek testinden geçti. Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular bu sabah iki grup halinde Laktek testinden geçtiler. Saat 8.45'te başlayan Laktek testine oyuncular iki grup halinde katıldılar. Teknik direktör Levent Devrim ve teknik heyet gözetiminde yapılan testte kan örneklerindeki laktik asit oranı belirlenen futbolcuların dayanıklılık seviyeleri ve yorgunluğa bağlı vücut direnci çeşitli tetkikler sonucunda belirlenecek. Testler sonrasında futbolculara bireysel ve takım halinde dayanıklılığı arttırıcı antrenman programları uygulatılacak. Bu sabah laktak testinden geçen yeşil beyazlar akşam saat 18'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
20 Temmuz'un gündem maddeleriyle karşınızda olduk. Bülteni kapatıyoruz. Yarın aynı saatte TV ekranlarında ana haber bülteninde buluşuncaya dek ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz.